hiç unutmuyorum. İyi bildiğim temiz bir Müslüman arkadaşım beni bir nikaha götürdü. Nikah, evlenen kız ile oğlanın hem de münevver okumuş, üniversite mezunu, ileri gelenlerden aydın maydın diyorlar ya şimdi, arasanız yüzünde ve yüreğinde zerre kadar aydınlık bulamazsınız ama isimleri aydın heriflerin ya. Zerre kadar yüreklerinde ve yüzlerinde aydınlık bulamazsınız. Ama aydın adamlar, münevver oluyorlar. Münevverliğin de ne olduğu anlatılmamıştır millete. Gittik. Benim usulüm ve metodum dairesi içinde dedim ki evlenen kız ile oğlan burada mı? Evet dediler. Vekile lüzum görmemişler. Bizzat kız ile oğlan orada. Dedim ki ayrı ayrı kız ile oğlan ile ayrı ayrı görüşmen lazım. Nikahlarını, dini nikahlarını kıymadan önce, dini nikahlarını akdetmeden önce kızı ve oğlanı görüp onlara sorulması icap eden mevzuları sormam lazım dedi. Buyurun hocam dediler. Buyurun dediler. Evvela delikanlıyı çağırdım. Bilmem hangi bankada büyük bir şef imiş adam. Üniversite mezunu. Dedim ki kardeşim siz şimdi resmi nikahınızı yaptırmışsınız. Tamam. Ona bir şey demiyorum. Ama şimdi dini nikah yapacaksınız. Ve kelimenin manasını biliyorsunuz. Dini nikah yani İslami nikah. Dini olduğu için dinen İslam bakımından inmesi icap eden zaruri malumatı, bilgileri soracağım size dedi. Buyurun efendim dedi. Sayar mısınız? 32 farzı bana söyler misiniz dedi. İmanın farzı, imanın şartları kaç tanedir? İslam'ın şartı kaç tanedir? Namazın farzı kaç tanedir? Abdestin farzı, teyemmümün, gusül abdestinin farzı kaç tanedir dediğim zaman aklı durdu, hayatta hiç karşısına çıkmayan soruların karşısına dikildi ve bir kelime, tek kelime söyleyemedi. Söyleyemedi. Üniversiteyi bitirmiş. Üniversiteyi bitirmiş ve dinden, imandan, İslam'dan zerre kadar haberi kalmamış. Görüyor musunuz nefsi? Ben şahidim işin içinde. Dedim ki kardeşim, bari namazın farzını abdest mabdest bilmiyorsunuz. Öyleyse şu Müslüman olmak isteyen bir kimsenin Müslüman olması için diliyle söylemesi, kalbiyle tasdik etmesi icap eden bir kelime-i şehadet var. Şunu aynen okumanız lazım dedim. Ve yemin ederek söyleyeyim, eşhedü kelimesini, kelime-i şehadeti katiyen okuyamadı. Katiyen okuyamadı. Ve adam üniversiteyi bitirmiş, kelime-i şehadeti okuyamıyor hain. Ama zavallı, hiç din ile, din-i İslam ile karşı karşıya gelmemiş. İngilizce şarkılar söyleyebiliyor musunuz dedi. İtalyanca şarkılar söyleyebiliyor musunuz? En alasını söylerim dedi. İngilizce şarkıyı söylüyor, bilmem melodileri ezberlemiş, perodileri ezberlemiş, futbol nasıl oynanır, top nasıl pas çekilir, nasıl şut çekilir, nasıl kalede gol olur, bütün o topu öğrenmiş, şarkıyı, türküyü ezberlemiş de Allah'ın insanı vazifeli yaptığı kelime-i şehadeti ezberletmemiş. Böyle nesilden ne bekliyorsunuz siz? Aile ocağında bunların öğretilmesi lazım. Devletin bunları öğretmesi lazım. Mekteplerde bizzat okunması lazım. Yoksa nesli kimse muhafaza edemez. Eğer şu hakikatler öğretilmemişse, anlatılmamışsa, 50 tane hükümet değişse hiçbirisi başa çıkamaz bu nesille. Çünkü temelsiz bunlar. Temelsiz, temelsiz bir bina yürümez çöker. Onun için kardeşlerim, bütün kuvvetimizi, enerjimizi yalnız ve yalnız Hazreti Allah ve Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'dan
alarak söylüyorum. Dayandığımız temeller bunlardır. Bu temeller üzerine bu cemiyet teessüs etmezse, teşekkür etmezse hiçbir şey beklemeyiz. Evet. Delikanlı bilmedi. Ondan sonra kızı, yanında anası babası filan var tabii, halvette olmamak şartıyla, kızı çağırdı. Başına uydurma bir eşarp geçirmiş. Mostura ve maskara bir şey. Geldi. Siz bari dedim, bakın gelin oluyorsunuz, ev kuracaksınız. Nesil meydana gelecek sizden. Hadi bakalım siz de amentü billahi ve melaiketihi diye bir şey var ya, amentü denir yani. Siz de bunu okuyun bakayım deyince şaşırıp kaldı ve bir kelime ağzından alamadım. Diyemedim. Ve ondan sonra dedim ki, ben şahsen sizin nikahınızı kıymam dedim. Bir şartla kıyarım, size 3 gün, 5 gün, 7 gün neyse mühlet veririm. Bu mühlet zarfında bu 32 farzı aynen ezberlersiniz, öğrenirsiniz. Ondan sonra gelir nikahınızı kıyarım dedi. Kıyarım. Siz çünkü zaman veriyorum size. Öğrenin efendim. Sen mesela evlenmek istediğin bir kız eğer dikiş bilmiyorsa, nakış bilmiyorsa, dans etmesini bilmiyorsa 10 gün mühlet veriyorsun. Dans etmeyi öğrensin de sonra nikahımızı kıyarız diyorsun. Bu İslami bilgilerin dans bilgisinden daha fazla kıymeti ve ehemmiyet yok mu ki mühlet vermiyorsunuz? Ve oradan ayrıldık. Sonra demişler ki, amma da yobaz bir hoca ha demişler. Amma da çal dışı adam demişler ya. Böyle bir hoca da görmedik. Yuh be demişler bana. Arkamdan yüksekmişler. Ve çekildim orada. Sonra öğrendim ki yine Allah korkusu taşımayan ve içinde ahiret endişesi bulunmayan bir başka hoca gitmiş, onların nikahını kıymış gitmiş. Niye üzerinde durmuyorsunuz? Niye mühlet vermiyorsunuz? Niye bu fırsatı değerlendirmiyorsunuz deyince sesleri çıkmıyor kimsenin. Başka türlü nasıl din olacak? Nasıl İslam kalınacak? Nasıl Müslüman bir nesil meydana gelecek? Lafına olmaz ki. İşte 7 yaşına geldiği zaman niçin insan olarak yaratıldığını öğretmek borcundayız, zorundayız. Neslimize namazı, camiyi, Allah'ın evini öğretmek.